hiçbir kalp kırılmaya gelmez. Her birimiz ayrı ayardan, ayrı diyarlardan, ama mutluluk olmalı birlikte yaşamakta. Ne seninle ne de sensiz yaşanmıyor bu dünya. Atamazsın, satamazsın, döngü var ya. Ya yalnız kalacağız ya da biz bize. Yaşamayı öğreneceğiz birlikte. Yalan dolanla işler yoluna girmez. İnan dostum hiçbir kalp kırılmaya gelmez. Ya Meltem! Nerede kaldı bu kız? Bilmiyorum. Belki öğleden sonra gelir. Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası. Efendim? Bulmaca çözüyorum. Ha iyi. Eminsin değil mi? Bugün ders yok. Eminim. Kendi mi söyledi? Bora, baştan alayım istersen. Ece'nin bugün dersi yok. Hem ne bu Ece? Ay derdin ne senin? Dün gece oturup düşündüm Meltem. Ece'yle konuşacağım. Ona olan sevgimi bir kez daha anlatacağım. Karar versin artık. Peşinden koşmaktan yoruldum canım. Ya ver şunu bana Meltem. Bulmaca her zaman çözersin. Ver şunu. Ya arkadaşınla ilgilen biraz. Ver Meltem. Şunu. Meltem. Boracığım ver. Bora ver şunu. Yandım. Hadi. Hadi kızlar hadi. Biraz daha hareket. Daha yeni başladık. Ay. Hayri amca, ben daha işe gideceğim. Daha yeni başladık. Bir iki. Hadi kızlar bir iki eğin bellerinizi. Hayır amca beni bırak gideyim, ne olur dizimi seyredeceğim. Bırak şimdi diziyi, dizini kırma yeter. Senin yüzünden düştüğümüz şu hallere bak. Konuşmayın kendi aranızda, yaptığınız işe konsantre olun. Şimdi elma topluyor gibi yukarı doğru. Tamam. Yorulunca tamam. Aşağı. Asker emeklisi bir adama gidip, hayır amca biz sabahları koşmak istiyoruz ama mahallenin erkekleri rahatsız eder diye çok korkuyoruz dersen olacağı budur işte. Komando eğitimi yaparız sabah sabah. Ece nefesini boşa harcama, bir tek senin sesin çıkıyor. Ne yapsaydın? Allah Allah, senin işine gelirdi tabii değil mi? Mahallenin bıyıklı erkekleriyle 4x100 metre engelli bayrak yarışı yapmak. Tabii. Benim ne suçum var peki Çiğdem abla? Gayet sağlıklıyım ben. Kurunun yanında hep yaş da yanıyor zaten. Ne olmuş yani? Tamam uzatma. Spor yapalım. Yediğimize içtiğimize dikkat edelim diyen siz değil miydiniz ha? Ben mi yanlış duydum yoksa? Adamın askerlik günlerini hatırlayacağını nereden bileyim? Bilsem yapar mıyım? İşe bak. Yataktan kalk, eğitime çık. Bunun adı da sağlıklı yaşam olsun. Bu kadar yeter kızlar. Şimdi ördek yürüyüşü yapacağız. Anlamadım. Hadi bakalım hayırlısı. Ördek yürüyüşü gösteriyorum, iyi seyredin. Bence. Hadi. Yürüyün kızlar. Nereye kızlar? Hadi bakalım spora devam. Aferin. Kalk. Çok mu yanıyor? Yanıyor, ne yapacaksın? Üfleyeceksin mi? Bulmaca yaşıyorsan bulmacayı. Bora, bak seninle bu konuda son kez konuşacağım. Ece ile birlikte olmanız zaten imkansız. Neden? Ece başkasını mı seviyor? Şşt, hayır. Hayır. Ama seni de sevmiyor Bora. Kabullen artık bunu. Yani ne bileyim ben, Öf, çatallı işler bunlar, karışmamam lazım. Biliyorum Meltem. Üzme kendini. Hayatta her istediğimiz olsaydı ben İngiltere Sarayı'nda prensestim. Tamam, lafı geveleme ağzında. Zorlama, bırak. Hem kendini üzüyorsun hem Ece'yi. Kızcağız seni kırmamak için bin dereden su getiriyor. Sen ne dersen de konuşacağım Meltem. Olmazsa da Ece'yi görmem bir daha olur biter. Atalarımız ne demiş? Gözün görmediğine gönlün unutulmuş. Madem bu kadar kararlısın, konuş o zaman. Ama yine de sana hayır derse kırılma, tamam mı? Onun için bekliyorum Meltem. Bekleme burada, gelmeyebilir. Evine git. Çiğdem ne olacak? Bir şey olmaz. Bir de onunla dalaşmayalım Meltem. Bu saatte iştedir zaten. Ha, hatta ben de geleyim. Hadi hadi şu çayların parasını verelim. Hadi. Sağ ol Meltem. Hadi. Giderken bize uğrayalım mı? Şu gömleği değiştireyim. Temiz bir gömlek giyeyim ha. Lekelendi bu. Tamam. Tamam mı? Hadi yürü. Tamam, ben aldım. Ay, aman. Ay, geliyorum geliyorum. Hayri Bey, ne yaptınız? Canları çıkmış kızların. Şunların haline bak. Genç olacaklar, yazık. Ben bunların yaşındayken oho. Kız çocuğu bunlar Hayri Bey. Yemiyorlar Güzide. Hiç besinlerine dikkat etmiyorlar. Sonra da birazcık eğitimde böyle un çuvalı gibi yerlerinden kalkamıyorlar. Benzetmek gibi olmasın diye, ayıp. Birazcık eğitim mi? Bu gençliğin sorunu bu. Dengesiz beslenme. Siz kafanıza takmayın Hayri Bey. Onu da hallederiz. O ne Güzide teyze? Süt. Fakat içinde çiğ yumurta ve bal var. Ha? Kışın pekmez koyuyorum. Daha güzel oluyor. Çiğ yumurta mı? Güzide teyzenizin özel içeceği. Bütün günün enerjisi içinde. Bana da ver Güzide. Ben içmem, teşekkür ederim. Ben de içmem. Neden? Biz sizin yemeklerinizi yiyoruz ama. Merhaba çocuklar. Oo, kolay gelsin reis. Merhaba abi, balıktan mı? Nereden anladın? Oltadan. Çiğdem, in şunu. Küserim valla. Bak, sabah sabah koştunuz, enerjiniz bitti. Güzide teyze, içmeyeceğim. İçim almaz. İç kızım şunu. Yaşlı kadını koşturmaya utanmıyor musun? Onlar içsin. Onlar da koştular. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ecelere geldik. Eceler evde galiba. Sabah ben balığa giderken Hayri amcayla birlikte koşuyorlardı. Meltem, bak bakalım Çiğdem evde mi? Ben burada bekliyorum seni. Tamam ama sakın bir yere kaybolma. Tamam. Ne o? Çiğdem hala almıyor mu seni eve? Ya nedense gıcık bu kız bana. Sevmiyor biliyorsun. Hadi bize gel. Dışarıda bekleme. İyi olur, biraz dertleşiriz. Erkek erkeğe konuşuruz. Sıkıntım da var. Tamam. Gel bakalım. Keyifleri iyi mi bari? İstemiyorum. Güzide teyze, ne olur üstüme gelme. Zaten her tarafım ağrıyor. Biraz dinlenip işe gideceğim. İstemiyorum sana. İstemiyorum. Of, merhaba Şeref. Ne oluyor burada? Güzide teyze. Üstüme gelme ama. Ece? Ay, hiç konuşacak halim yok Meltem. Kusura bakma. Sen olanları seyret, kendi yorumunu kendin yap. Kahvaltıya gel, okuldan geliyorsun aslında. Kızım iç şunu. Aslında tokum ama. Kızacağım şimdi ama. Asıl işe giderken içeceksin bunu. Çalışacaksın, güç lazım sana. Ben ağırlık mı kaldırıyorum işte Güzide teyze? Bırak peşimi, içmeyeceğim, içmeyeceğim. Ece. Yumurta bana alerji yapıyor Güzide teyze, içmeyeceğim. Ay. Bırak Güzide, uğraşma. Bu zamani gençliği beslenmeyi bilmiyor. Şerif, sen iç bari, bunlardan hayır yok. Olmaz Güzide teyze. Meltem içsin Güzide, maşallah onun iştahı yerinde. Ver ver Güzide teyze, ben içerim. Oh, yarasın kızım ha. Ne vardı bunun içinde? Çok güzelmiş. Vay be. Ha? Abi çok güzel. Ha? Antalya'da çektirmiştik. O zaman gördüğün gibi saçlarım kısaydı. Tam 2 yıl oldu. Ne güzel geziyorsun. Ben de sevgilimle gezmek isterdim. Tabii bir sevgilim olsaydı eğer. Hadi gel otur şuraya. Aslında hayat düşündüğün kadar da kısa değil Bora. Daha nasılsın? Lale ne yapıyor? İyi. Ankara'da. Yarın gelecek inşallah. O da aramadı daha ya. Sen de sıkıntıdan balık tutmaya başladın. Arkadaşımın oldu takım. Amatörce. Aslına bakarsan bütün gün 2 tane istavrit tuttum. Lale yokken sıkıntımı alıyor işte. Neymiş bakalım şu benimle erkek erkeğe konuşacağın dert? Nasıl anlatılır bilmem ki. Başla bir yerden. Bu Ece'yi var ya. Bu Ece'yi var ya. Çok seviyorum. Öyle biliyoruz. Öyle mi? Of. Of yani of. Ece ne diyorsun? Of diyorum Meltem, of of. Anlamıyor ki beni. Ya daha nasıl belli edeceğim ben onu? Hayır, kırmak da istemiyorum. Bora işte. İyi de benim de bir sabır, bir dayanma noktam var ama. Yani onun tarafından da bakmak lazım. Ne bileyim ben. Ay saçmalıyorum değil mi? Hayır, ben de seviyorum Bora'yı. Ama bir dost olarak. Kaybetmek de istemiyorum. Tamam neyse, ben konuşacağım onunla. Ne oluyor? Bora hakkında konuşuyorlar. Ne olmuş Bora'ya? Gel sevgili olalım diyecekmiş. Ay yine mi bu erkek milleti? Yani bir yapışıyor bırakmıyor. İşte istemiyor kız. O da öyle diyor. Dur şunu bakayım. Kim diyor? Ece diyor. Çiğdem abla kim diyecek? Bir de bana saf dersiniz. Gizli gizli kimi dinliyorum ben burada? Şeref. Nasıl baktığımı görüyorsun değil mi? Nasıl bakarsan bak. Yeter bu kadar. Seni uğurlayayım, kahvaltı masasını toplayayım, dizimi seyredeceğim. Her yerim tutuldu zaten sabah idmanından. Gemide isyan ha? Çiğdem ablaya karşı gelmek ha? Bana bak Şeref Hanım, sinirlerimi bozma, çabuk görevinin başına. Eve geldiğimde ayrıntılı rapor istiyorum ona göre. Vık 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 vık. Kadınlar hiç anlamıyorum abi. Hem sevilmek isterler hem de kendilerini seven olduğu zaman onu yerden yere vurmaktan zevk alırlar. Erkekler hayatı zindan ederler. Gururlarını kırarlar ve bundan da çok zevk alırlar. Bora, sen yoksa Çiğdem'e mi aşıksın? Ne? Çiğdem'e, Çiğdem'e. Ben aklım peynir ekmekle mi yedim abi? Hayır, anlattığın kadın tipi biraz Çiğdem'e benziyor da o yüzden. Ben biliyorum. Bu kız kurusu bunların beyinleri yıkıyor. Ece'yi de erkeklere düşman edecek. Ya saçmalama. Ece'yi tanımıyor musun sen? O senin en yakın arkadaşın değil mi oğlum? Ben onun arkadaş olmak istemiyorum ki. Ya beni bir parça sevse ne olur ha? Ben kötü biri miyim abi? Abartma Bora. Git konuş. Belki de boşuna çene patlatıyoruz burada. Sen beni kandırmaya çalışıyorsun. Ece beni sevmez. Nereden biliyorsun? Onun gözü yükseklerde, başka yerlerde. Sonra ben onun tipi değilim. Çirkin, tombalak bir adamım. Yani kendine biraz haksızlık ediyorsun. Doğru, bu sevmez. Ben neler yaptım onun için bilemezsin. Beni fark etmedi bile. Bora, kızacaksın ama sana söylemek zorundayım. Ya Ece seni sevmek zorunda değil. Böyle bir kural yok. Buna hazırlıklı ol biraz. Ben kararlıyım abi. Eğer hayır derse konuşmayacağım bir daha onunla. Neden? Aşık olduğun insanla arkadaş kalamazsın ki. Bak Bora, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Aşk gelip geçici bir şeydir. Hayatta aşık olabileceğin bir sürü insan olabilir. Ama kaç kişiyle dost olabilirsin bir düşünsene. Senin elinde gerçek bir dost var ve sen onu görmek istemeyeceksin. Sen onu terk edeceksin. Olacak şey mi Allah aşkına ya? Birazcık aklını çalıştır be kardeşim. Yok. Vallahi yok. Sıkıldı gitti galiba. Ben bir cebinden arayayım o zaman. Dur. Cem'de olabilir. Kapıda rastlamıştık. Ne işi var canım onun Cem'de? Belki de seni anlatıyordur, ne bileyim ben. Bir bu eksikti. Bakmaya mı gidiyorsun? Evet. Oradaysa çağırayım da bitsin bu eziyet. Merhaba Cem. Bora sizde mi? İçeride. Artık bize gelebilir. Çiğdem işe gitti. Öyle mi? Geliyorum. Sen nasılsın bu arada? İşte nasıl olacağız? Meraklanma. Her şey için teşekkürler abi. Sen bulunmaz bir dostsun, sağ ol. Ne oldu? Bu erkekler arasında olan bir sır. Bana anlatmazsınız, anladım. Sağ ol. Ha Bora. Efendim? Beni mutlaka ara, tamam mı? Ne olursa. Tamam anlarsın. Abi tamam. Hadi. Bora, sen benimle konuşmak istiyormuşsun galiba. Hadi gel istiyorsan odama gidelim. Olur. Sen keyfine bak. Ece, Ece. Efendim? Otursana. Ayakta kaldı. Ece. Efendim Bora. Ece. Efendim Bora. Ben sana deli gibi aşığım ha, biliyor musun? Evet biliyorum Bora. Öyle mi? Evet. Başka? Ya yok bu kadar. Ben gideyim artık. Sen kendine iyi bak. Tamam. Otur şuraya korkak tavşan seni. Benim de sana söyleyeceklerim var. Bana bak. Sen fal bakmasını biliyor musun Meltem? İşte. Uydurmasını biliyorum. Aa ne güzel. Bakayım mı? Bak tabii. Otur şuraya bakayım. Ha? Önce iç tabii. Çok katısın Ece. Katı filan değilim Bora. Ama hayatının her noktasına beni koymuşsun. Hep seninle birlikte olmamı bekliyorsun. Bak, eğer benden vazgeçmezsen ileride daha da çok üzüleceksin. Bunları daha önce de söyledim. Ama bunlar gerçek Bora. Bu andan sonra seni bir sevgili olarak göremem ki ben. Senin dostluğuna alıştım ben, anla lütfen. Ya dostumuz bozulmaz diyorum. Bozulur Ece. Bora, bozulur. Vazgeç ne olursun. Çevrene baksana biraz. Sana aşık olacak kızlar mutlaka vardır. Vazgeç. Eğer beni bir dost olarak görmezsen çevrende seni hak ettiğin gibi sevecek kızları da göremezsin. Ece başkası var değil mi? Bana söylemeye korkuyorsun. Bora. Başkası olsa ben senden saklar mıyım? Sen benim en yakın dostlarımdan birisin. Sana inanmıyorum Ece. Ve sen çok kötüsün. Bak sana uzun bir yol görünüyor. Bana değildir o, Maria'yadır. Sevgisiyle tatile çıkacaklar. Hangi Maria? Pembe dizideki Maria. Bak senin başında büyük bir kısmet var. Aa, bir de şurada bir kadın var. Bak bak bak, yaşlı bir kadın. Ay o da Maria'nın kötü ruhlu annesidir. Yapmadığı kötülük kalmadı. Çocuğunu bile kaçırdı. Sahi Meltem çocuğunu buluyor mu? Ne bileyim ben Şeref. Senin falına bakıyorum, Maria'nın değil. Aa. Ama ben Maria için dilek tuttum. Dizide ne olacağı gözükmüyor mu Meltem? Şeref sen acil vakasın. Seni hastaneye kapamak lazım. Şurada eğlenelim diye iki yalan atalım dedik. Ay ne var bunda? Devam et sen. Maria'nın çocuğunu buluyorlar mı onu söyle bari. Ne demek canım seninle konuşmayacağım? Sen beni sevmeyeceksen eğer yüzüne bakmayacağım bir daha. Ben her gün seni görüp acı çekemem Ece. Saçmalama Bora ne olursun. İleride sevgilin olur getirip tanıştırırsın. Ben ne yapacağım o zaman ha? Hem benim dosta ihtiyacım yok, Meltem var. Bora bak beni kırıyorsun ama. Birazcık da sen kırılacaksın. Seni gördüğüm sürece içimdeki aşk bitmez. Bundan sonra görüşmeyelim, arama beni hiç tamam mı? Bora. Bora nereye gidiyorsun? Sana ne? Bora. Bora ne olursun dur. Laftan anlama artık biraz. Bora. Konuşulacak bir şey kalmadı Ece. Hoşça kal. Bora. Ay nereye gitti bu pembe dizilerdeki gibi? Kızlar, bu sabah idmanları beni sıkmaya başladı. Ay beni de Çiğdem abla, her gün diziyi kaçırıyorum. Yeter artık. Ne yapacağız peki? Su isteyen var mı? Hayır bir şey değil. Adama da biz söyledik. Sen söyledin Çiğdem abla. Tamam doğru, bir hata yaptım. Oldu mu? Canım gidip söyleyelim Allah Allah. Koşmayacağız biz diyelim. Bir akıllı sensin. Ben söyledim ne oldu? Olmaz. Spor yarım bırakılmaz dedi. Çiğdem, senin aklına uyan da kabahat. Yaklaşın, yaklaşın. Yarın sabah erkenden evden çıkıp gidiyoruz tamam mı? Evimizden mi kaçacağız yani? Şşş, yerin kulağı var. Bu adam unutur zamanla, unutur. Fazla tuz dökme yemeğine, zararlı. Ben pek emin değilim unutacağını ama neyse. Siz beni dinleyin. Erkek milleti unutur. Bir hafta sonra spor aklına bile gelmez. Hayri amcanın mı? Ay Şeref hadi. Hadi hadi. değil mi? Hazır mısınız? Ay ben nereye gideceğim? Peki dersim de yok. Sen de benimle gelirsin, tamam mı? Hı. Sus. Bak kapıyı açıyorum. Tamam. Ay diziyi yine seyredemeyeceğim. Ne anladım ben bu işten? Sus. Kimse yok. Çıkıyoruz. Hadi. Tamam. Gelin. Yavaş yavaş hadi. Yavaş kapa. Hadi yavaş. Kızlar. Bu saatte nereye? Okula Hayri amca. Ben de işe gidiyorum Hayri amca. Ben bakkala gidiyorum Hayri amca. Bu saatte. Sabah sabah. Yazıklar olsun size. Demek spordan kaçıyorsunuz ha? Gelip yalvardınız bana. Unuttunuz mu? Bakmayın yüzüme. Çabuk spor kıyafetlerinizi giyin. Ben bahçede bekliyorum. Hadi marş. Aman. Aç. Senin yüzünden biliyorsun değil mi? Onun yüzünden. Oh. Oh. Oy. Ay. O ördek yürüyüşü yok mu? Ölüyorum, ölüyorum. Ay dizi yine bitmiş, yetişemedim. Kızlar, bu böyle olmayacak. Buna başka bir çözüm bulmamız lazım. Ha, bütün gün işte uyuyorum yorgunluktan canım, verimim düştü. Ha, bir şey değil, iş yerindeki erkekler zil takıp oynayacaklar. Çiğdem, hiç konuşup durma Allah aşkına. Senin bu erkek saplantın olmasaydı bunlar bizim başımıza gelmezdi. Ece, Şükret ayağa kalkabilecek gibi değilim. Yoksa ben sana saplantıyı gösterirdim. Ay ben dizimi seyretmek istiyorum. Bıktım artık. Maria ne yaptı acaba? Tam da tatile gideceklerdi. Kapıyı aç. Çok konuşma. Maria'ymış. Ben açamam. Kusura bakma Çiğdem abla. En yakın olan açsın. İyi aç o zaman. En yakın sensin çünkü Ece. Geldim. Kızlar, canlarım. Ece, kaybettiğiniz enerjiyi tekrar alma zamanı. Koş da bardakları getir. Ece bakma yüzüme, hadi. Ya, benim yoktum, anlasın istedim biraz. Ne kadar sürecek bu küslük? Bilmiyorum abi. Bora beni dinle. Ben Ece'nin yanına gideyim. Tamam. Bence sen Ece'yi değil, kafanda yarattığın birini seviyorsun. Ne? Sen kafanda yarattığın kızla birlikte olmak istiyorsun. Bu da Ece değil, başkası. Siz Ece ile mutlu olamazsınız. Karşılığı yok. Bu beraberlik zorlama olur. Ece seni dost olarak görüyor. Bence sen o dostun kıymetini bil. Tamam, hadi bakalım. Ne düşünüyorsun? Ha? Valla yani ne desem yalan olur abi. Kendimi garip hissediyorum. Ben aslında seninle konuşmaya gelmedim. Belki Ece'ye rastlarım diye gelmiştim. Yok. Geliyor. Hadi. Görüşürüz. Nerede? Ne oluyor? Hadi. Seninle konuşmaya geldim. Ben benimle küs olduğunu sanıyordum ama. Küstüm ama barıştım. Bora, sen başlamadan ben söyleyeyim. Benim için çok önemlisin. Ve yaşadığım sürece hep yanımda olmanı istiyorum. Sus Ece, bazen gevezelikle Meltem'i geçiyorsun. Ece, sana aşıkken neyi unutuyorum biliyor musun? Benim en yakın dostum olduğunu, acı tatlı günlerimizi. Yanımda kal Bora. Hayat boyu bir dost olarak. Ne olursun. Ben sana yardımcı olurum. Beni bir dost olarak görmeni sağlarım. Tamam, söz veriyorum. Tamam mı? Tamam. Gel, gel, gel. Oh, barışıldı galiba. Barıştık. Biz zaten küs kalamazdık ki, öyle değil mi? Kesinlikle aşkım sevgilim. Yani dostum arkadaşım diyecektim. Gel buraya, gel, gel, gel. Sen de gel. Ay, sizi çok seviyorum. Güzide, çabuk eve dön. Bu yaştan sonra rezil etme kendini. Kiminle konuşuyorum Güzide? Niye cevap vermiyorsun? Bana bağırmadan önce düşünecektiniz bunları Hayri Bey. Bırak, bırak! Sen de bam telime bastın. Yoksa bağırır mıyım hiç? 50 yıl saçımı süpürge ettim sizin için. En güzel yıllarımızı yan ettim. En güzel. Bu muydu karşılığı Hayri Bey? Bu muydu ha? Benim de bir dayanma sınırım var. Bu kadar üstüme gelme Güzide. Yüreğinizi rahat tutun. Gelmem artık. Bundan sonra seni avukatımla konuşun. Boşanıyoruz. Açın kapıyı. Uyuyordur kızlar Güzide. Bırak inadı. Gel evimize çıkalım. Evimiz yok artık bizim. Bırakın peşimi rica ederim. Güzide. Hayri amca ne oluyor? Ne bu gerginlik? Hiç sorma Cem oğlum. 50 yıllık hayat arkadaşım beni boşamaya kalkıyor. Heh. Kapat kapıyı. Ne oluyor Güzide teyze? Güzide gel evimize gidelim. Orada konuşuruz. Bak kızı da sabah sabah korkuttuk. Yazık değil mi? Hangi erkek bağırıyor evimde canım? Siz miydiniz Hayri amca? Meraklanma Çiğdem kızım. Birazdan gidecek Hayri amcan. Ne de olsa bu evde fazlalık. Çok ağır konuşuyorsun Güzide. Rencide ediyorsun kızların yanında. Rezil oluyoruz. Ne rezil olması canım? Onurumu koruyorum ben burada. Sen evine git rahat rahat otur. Bundan sonra derdini mahkemede anlatırsın. Ne mahkemesi Güzide? Uzatıyorsun ama. Aşk olsun Güzide teyze. Yani böyle kavga etmek size yakışıyor mu ya? Koskoca insanlarsınız bence. Yani Hayri amca tut. Cem çok haklı Güzide teyze. Ne olursunuz biraz sakin olun. Bak bizi de üzüyorsunuz ama. Tamam kızım üzülmeyin siz. Ben kararlıyım. Anlaşıldı mı? Peki Güzide. 50 yıl sonra hayatını değiştirmeye karar verdin demek. Tamam boşanalım. Üzülme. Bir daha yüzümü görmezsin. Cem yürü. Ama... Ben istenmediğim yerde durmam. Anlaşıldı mı? Aa, görüyorsunuz değil mi? Sabah sabah sinirimi nasıl oynattı? Ay biriniz kahve yapar mısınız bana? Ay ben yaparım koş. Güzide teyze. Ne oldu Güzide teyze? Yoksa Hayri amca sana ihanet mi etti? Yani. Ne oluyor canım? Erkek milletinin ne yapacağı belli mi oldu? Güzide teyzeciğim gel. Ay başım. Gel geç. Al Hayri amca. Sağ ol oğlum. Ne olduğunu anlatmayacak mısın? Nişanlı adamsın. Yakında evleneceksin. Yaşadıklarımı gör ders çıkar. Yoksa böyle benim gibi bu yaşta tek başına kalırsın. Mahkeme kapıları da sürünürsün. Ya Güzide teyze de sinirle konuşuyor Hayri amca. Sensiz yapamaz. Birazdan barışırsınız. Sen bilmezsin. Nasıl inatçı olduğunu. Boşarım derse boşar. Allah Allah. İstemiyorum. Buraya kadarmış kızlar. Bitti. İyi bir avukat bulup boşanma davası açacağım. Avukat kolay. Ben sana bulurum Güzide teyzeciğim. Bizim şirketin avukatı çok iyidir. Hem de kadın. Bir celsede boşar. Çiğdem. Güzide teyzenin sözünü kesmesen de niye kavga ettiklerini bir anlatsa istersen. Hayri amcanız bana bağırdı. 50 yıldır bir kez olsun sesini yükseltmeyen adam bana sabah sabah bağırdı. Güzide bıktım senden dedi. Hay çenem tutulsaydı bağırmasaydım. Bu noktaya geleceğini nereden bilirdim? Peki neden bağırdın Hayri amca? Gezecekmişiz. Evden dışarı çıkmıyormuşuz. Arkadaşları turlarla geziyormuş. Biz niye gitmiyormuşuz? Niye evde oturuyormuşuz? Ne var bunda? Evde oturarak hayat mı geçer? İnsana sıkıntı basar canım. Sizin tam yaşınız. Fena mı olur şöyle turlara katılsanız, yeni insanlarla tanışsanız, yeni yerler görseniz ha? Ben çalışırken memleketin her yerini gördüm. Her yerinde görev yaptım. O da gördü, yanımdaydı. Artık evimizde oturalım biraz değil mi? Yaşlılığımızın tadını çıkaralım. Bu konuda haklısın Hayri amca. Lale de aynen böyle. Yani mutlaka bir yere gideceğiz. Yeni yerler göreceğiz. Yeni insanlar tanıyacağız. Ben de bir zamandan sonra sıkılıyorum ya. Gazetede tur reklamları var ya. Hı. Benden habersiz ara yer ayırt. Hafta sonu peri bacalarına gidecekmişiz. Oraları gezecekmişiz. Huyunu suyunu bilmediğimiz bir sürü insanla. Ay gideceksiniz tabii. Ne o öyle? Biz kadınlar evin içinde beyefendilerle birlikte öyle kukumav kuşu gibi oturmak zorunda değiliz tabii ki. Peri bacalarını da görmek isteriz, Pamukkale'yi de görmek isteriz. Geldi anlat. Anlatamazsın Güzide teyze, anlatamazsın. Erkekler bizim gibi bakamazlar ki dünyaya. Bizim ufkumuz geniş. Biz yeni insanlar tanımak isteriz, yeni yerler görmek isteriz. Değil mi kızlar? Çiğdem lütfen bizi karıştırma. Sen yeterince karıştırıyorsun zaten. Aman işte karışıyorsun. Sonra Güzide teyze? Sonrası gitmem dedim, kavga çıktı. Ben götüreyim seni, turla gitmeyelim diyorum, yok diyor. Biz el ele tutuşup gitsek daha ucuza gelir. Bazı turlar çok pahalı Hayri amca. Ucuzu da var, pahalısı da var. Ne yani, pahalı diye evden çıkmayalım mı? Benim derdim yeni insanlarla tanışmak, yeni dostlar edinmek. Eski dostlarımızdan kim kaldı ki zaten? Üzülme Güzide teyze, üzülme. Biz haklıyız. Bir celse sürmez boşanmanız. Güzide teyzeciğim sen bakma ona. Ne boşanması canım bu yaştan sonra? Yok, ben kararlıyım, boşanacağım. Ay biz izin vermeyiz Güzide teyze, pembe dizilerdeki gibi boşanmak da neyin nesi ya? Bak vallahi Şeref doğru söylüyor. Bak imkanı yok. Vallahi küser konuşmayız sizin ha. Ben konuşurum. Hiç meraklanma. Hiç. Kendi ayakları üstünde duran bir kadın olarak sonuna kadar senin yanındayım. Boşan, ayrıl, hak etti. Ha? Kızlar, beni birkaç gün burada misafir eder misiniz? Ay. Güzide teyzeciğim tabii kal da. Bak Hayri amcaya da yazık. Ne yapacak şimdi o evde bir başına? Hı? Otursun. Onu istiyordu zaten. Heh, ne demek? Ne demek? Başımızın üstünde yerin var. Sen benim odamda yatarsın, ben de Şeref'le yatarım. Değil mi? Olur mu Şeref'ciğim? Olur tabii. Geldim aşkım, geldim canım. Hayri amca sen misin? İzin verirsen burada kalacağım Cem. Yukarısı beni boğuyor. Her yerde Güzide'nin anıları var. Olur Hayri amca, buyur gel. Ben de Lale'yi bekliyordum. O geldi sandım bir an. Geç içeri. Ver çantayı bana. Çok sıkılıyorum. Buyur geç içeri. Çok. Ah Güzide. Ya ooo tabi kafana Hayri amca bu kadar ya. Of. Geç şöyle otur. Otur. Sağ ol. Nedir bu başıma gelen Cem bu yaştan sonra? Üzülme Hayri amca. Nasıl olsa barışırsınız. Güzide teyze de pişman olmaya başlamıştır zaten. Hiç sanmıyorum. Güzide inatçı kadındır. İçerki oda boş bir yatak var. Git dinlen biraz istersen. Bak. Güzide ile 45. yıl dönümümüzde çektirdiğimiz fotoğraf. Evde tek başıma oturmaya dayanamadım. Güzidesiz ev öyle boş ki. Duvarlar üstüme geldi. Güzide'yi anlatan ne varsa aldım yanıma, vurdum kapıyı çıktım. Gitmemişsin. Gitmemişsin. Ne o? Yine dizi mi seyrediyorsun? Hı. Güzide teyze nerede? Yoksa barıştı mı? Evine mi gitti? Senin odan da uyuyor. Ha iyi, uyusun uyusun. Tabii canım tabii. Kadıncağız şoka girdi. İşte bak erkek milleti böyledir Şeref. Aniden şoka sokarlar insanı. Güzide teyzenin başına gelenlerden ders çıkar. Sen izin mi aldın? Çok mu belli oluyor? Yo. Görüyor musun? Yaşlı başlı kadını öylece sokağa koyuverdiler. Aynı şeyle değil. Ben sana söyleyeyim mi? Bunun altında mutlaka başka bir sebep var. Ne mesela? Mesela başka bir kadın. Hangi kadın? Onu bilemem ama mutlaka yakında kokusu çıkar. Güzide teyze uyansın da çok güzel haberlerim var. Bizim şirketin avukatıyla konuştum. Şiddetli geçimsizlikten dava açacak. Yarın bizi bekliyor. Çiğdem abla sen benden gezi gezi pembe dizi mi seyrediyorsun? Sus geveze. Benim ne işim olurmuş pembe diziyle, mor diziyle? Şeref, biz geldik. Şeref? Hah. Sen gelme içeri, Çiğdem abla içeride. İzin mi almış yine? Bak görüyor musun, Göya iş kadını işte. Yahu kardeşim, ben buraya arabulucu olarak geldim, bir şey demez. Asıl bunu söylersen yanarsın tabii. Bora. Bak Bora, sen en iyisi Cemre'ye git, bizi orada bekle. Hayır. Ne işi var canım onun Cemre'ye? Evine gitsin o. Yarın anlatırız biz ona olan biteni. Zaten başka bir çaremiz de yok. Şimdi bir kavgada biz çıkarmayalım Meltem. Çok haklısın. Hadi. Dur. Benim aymar ettiniz be. Güzide teyzeyle konuşurken benim burada olmam lazım. Tecrübelerimden yararlanacaksınız değil mi? Bak Bora şöyle yapalım. Sen tecrübelerini bir kağıda yaz. Biz yüksek sesle Güzide teyzeye okuruz. Hadi. Bora hadi. Tamam yeter. Kızlar! Tamam sakin olun. Ne oluyor? Kiminle konuşuyorsunuz? Ya! Yeter. Bora, ne yapıyorsun? Ya abi senden ne haber? Onu sormuyorum. Burada ne yapıyorsun? Öyle mi? Kız kurusu içeride kovuldum. Peki Ece geldi mi? Geldi. Tamam. Hayri amca uyurken ben de gidip kızlarla konuşayım bari. Ben de geliyorum. Saçmalama. Olur mu öyle şey? Çiğdem ikimiz de almaz sonra içeriye. Sen şimdi içeriye git. Bak eğer Hayri amca uyanırsa onunla ilgilenirsin. Tamam mı? Dikkatli ol. Gir içeriye. Bora gir içeriye. Ama... Kapa kapıyı. Abi bak bir baksana. Ya kapa kapıyı. Gir içeriye Bora. Tamam. Durun nasıl? Al kızım doydum. Daha ne yedin ki Güzide teyze? Yemeyeceğim kızım, iştahım yok, sağ ol. Sen bilirsin Güzide teyze. İçeride kim var? Cem var. Hayri amcan yok değil mi? Yok. Sen de gel istersen içeri. Yok, ben biraz daha uyuyayım. Hiç halim yok. İyi, peki sen bilirsin Güzide teyze. Hayri amca nasıl üzüldüğünü düşünmüyorsunuz. Vallahi ben Güzide teyzeyi düşünüyorum. Hiçbir zaman erkekleri düşünmem. Yani prensip olarak. Ay, nasıl barıştıracağız onları düşünsenize. Ben de sabahtan beri bunu söylemek istiyorum ya işte. Bakın ben anlarım bu işlerden. Bunca yıldır pembe dizi seyrediyorum değil mi? İlk önce sakin olmamız lazım. Bu ayrılık veren mikrobu gibi bir şeydir. Bir yere bulaştı mı yayılır. Doğru söylüyor. Tabii doğru söylüyorum. Bak kavga etmeye başlamışlar bile. Yayılıyor mikrop. Evi karantinaya almamız lazım. İşte şimdi abartıyor. Uykum geldi ya. Bora! Allah! Burada! Ne işin var senin burada? Ne işin var benim burada? Cem nerede? Cem karşıda birazdan gelir Ayhan amca. Acıktım ben ya. Tamam. O evde yiyecek bir şey yok mu? Yok mu? İlaç içeceğim. Aç karnına içilmez ki. Evet. Ben bir mutfağa bakayım Ayhan amca. Bora! Efendim. Güzide geldi mi? Ben buradayken gelmedi Ayhan amca. Otur sen. Bilmezsin benim ne yiyeceğimi. Ben perhizdeyim. Her şeyi yiyemem. Tabii. Kendim bulurum yiyecek bir şey. Ah Güzide ah. Dolabı yemese bari. Hayri amca barışmaya dünden razı. Güzide teyze de sağ olsun Çiğdem'in önderliğinde avukat arıyor ama. Sataşma sataşma. Yani sen de abartmışsın yani Çiğdem. Kadıncağız tutturdu boşanacağım diye. Ne yapsaydım yani? Arkadaşlar konuyu dağıtmayalım. Şeref haklı. Bir çözüm bulmak zorundayız. Aa, Şeref şimdi size harika bir senaryo yazar. Ay yazarım tabii. Tabii. Siz Güzide teyzeyle konuşun. Tamam, senle ikimiz de Hayri amcayla konuşalım. Yok. Sen de Güzide teyzeyle konuş. Sen Hayri amcayla konuş. Anlaştık. Hadi başlayalım bir an önce. Hadi. Size bir saat müsaade. Beceremezseniz kendi yöntemlerimi kullanacağım. Nasıl gidiyor Cem? Barışmaya dünden razı. Bağırdığı için çok pişman. Ama boşanmaya kalkışmasına son derece bozulmuş. Nesiniz iyi. Size nasıl gidiyor? Biz hala avukat arama safhasındayız. Çiğdem. Biraz daha bastırın. Ne haber Ece? Ya sen evine gitmedin mi? Merak etme. O da çok işimize yarıyor. Burada olması son derece iyi. Tabii canım. Bu konulardan çok iyi anlarım ben. Tamam. Bak Çiğdem'e yakalanmasın da ona göre. Tamam hadi sen git bir önce. Gir. Bora girsene. Güzide teyze. Hayri amca gerçekten çok pişman. Ama senin sabah söylediklerine çok bozulmuş. Hani sen boşanacağım falan dedin ya. Kendi bilir. Başka ne dedi? Güzide teyze. Seni peri bacalarına götürecek. Hadi gel barışın artık. Üzmeyin bizi ya. 12 dakika kaldı. Delinin zoruna bak. Benim derdim bacamaca görmek değil ki. Bunu bile anlamamış. Cem git söyle. Güzide teyze bacamaca görme meraklısı değilmiş. Öyle bir merakı olsa pencereden evlerin bacalarına bakarmıştı. Ay bence de. Güzide teyzeciğim anladığımıza göre Hayri amca çok pişman. Güzide teyze Hayri amca seni istediğin her yere götürecekmiş. Bir şartı var. Sabahki boşanma olayı yüzünden özür dilesin diyor. Ne işin var senin burada? Çiğdem derdimiz bize yetiyor zaten. Çabuk çık evimden. Çiğdem. Ne yapıyorsun? Git söyle Hayri amcaya. Güzide teyze bir kadın olarak özür dilemez. Aferin kızım. Aynen böyle de. Ben de geliyorum seninle. Hadi gel. Hadi. Ne şimdi biri bu evde? Ben size nasıl söylediysem aynen öyle yapacaksınız tamam mı? 10 dakika kaldı. Kızma Ece. Hayri amca gönderdi. Aşkım sevgilim. Aman dostum arkadaşım. Nasıl kızmayayım? Ama neredeyse ya. Allah aşkına. Bana aşkım sevgilim deme. Ay bak vallahi delireceğim ya. Ne riskli oldu diyorum. Öyle mi dedi? Bana aşkım sevgilim mi dedi? Benim için deliriyor muymuş? Yaşasın. Durun ne? Bu taraf dünden razı tamam mı? Sizin taraf da bayağı yumuşadı hadi. Hadi bakalım. Cem geri gel daha Güzide teyzenin konuşacakları bitmedi. Tamam, ya Ece Hayri amca seni çağırıyor baksana. Güzide teyze bak. Bir şartla affederim onu. Gelsin hepinizin önünde benden özür dilesin. 7 dakika kaldı. Ben çay yapayım bari. Bence de. Güzide teyze bak ben senden yanayım tamam ama... Yani biraz abartıyorsun artık. Aa, ne oldu Cem? Ne oldu sorma, yine? Geri dön. Durum değişti. Ne oluyor ya? Yürü çabuk. Son 5 dakika. Herkesin önünde bana bağırdığı için özür dilesin, barışalım diyor. Olmaz, bu kadar da değil. Hayır amca, aşk olsun ama biz yabancı mıyız? Benden bu kadar. Söyleyin ona, gitsin avukat bulsun kendine. Gidelim o zaman Ece. Cem. Hadi ufaklık, hadi yürü. Ne oldu? Yapma. Of. Son 1 dakika. Ya, demek öyle. Tamam kızım. Madem ki son sözü bu, yarın gideriz tanıdığın avukata. Ya. Gideriz Güzide teyze, üzme sen kendini. Ya Çiğdem, ne diyorsun Güzide ya? Teyze, şimdi boşayacak mısın 50 yıllık kocanı? Kader kızım, önüne geçilmez. Ay. On, 9, 8... Güzide teyzeciğim, bak ne olursun bizi düşün. Üzme bizi. Anne ve babamızın yerine koyduk biz sizleri. 3, 2, 1, 0. Ne oluyor? Şeref nerede? Şeref! Ne oldu? Şeref! 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 Şeref bayılmış. Şeref! Tamam, Şeref! Ne oldu? Şeref, bir şeyim yok. Güzide teyze nerede? Ne oldu kıza? Güzide teyze bayılmış ama ne olduğunu bilmiyoruz. Hayri amca, Hayri amca. Evet, Hayri amcayı çağırmamız lazım. Çabuk Meltem, çabuk. Tamam. Koltuğa, hadi kaldır. 1, 2, 3, hadi. Hadi çabuk. Hadi beni, sana ben. Çabuk, gel, çabuk. Ah! Şeref! 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Hayramca Şeref bayıldı, gördünüz mü? Sevenler ayrılmasın. Canım. Kolonya getirelim mi? Evet. Su da getir. Hadi. Ben de geleyim bari. Bayıldı kız Hayri Bey. Mutfakta düştü galiba. Sevenler ayrılmasın. Ne yapacağız Hayri Bey? Sayıklıyor Hayri Bey. Bir şeyler yap. Sevenler ayrılmasın. Korkma Güzide. Ben buradayım. Sevenler ayrılmasın. Canım benim. Bak şu Şeref'in yaptığına. Kız tecrübeli ne de olsa. Olan bize oldu. Bir saattir eve gidemiyoruz. Ay Cem, seni de rahatsız ettim. Kusura bakma. Cem evladım, nasılsınız? İyiyim. Bir saattir neredesiniz kızlar? Güzide teyze geldi. Yapma ya. Merhaba. Güzide. Hadi evimize çıkalım artık. Açlıktan gebereceğim ya. Tamam Hayri Bey, geliyorum. Barıştınız mı Güzide teyze? Çoktan. Şeref nasıl? İyi. Bize çay yaptı, içtik. Sizi bekledik. Şimdi mutfağı temizliyor. Hayri Bey yukarıda. Kızmadan ben yukarı çıkıyorum. Hadi bay bay. Çok güzel ya. Gördünüz mü pembe dizlerin yararlarını? Aferin Şeref'e. Gerçekten aferin kıza bu sefer ya. İyi, artık evimize gidelim. Bugünlük bu kadar macera yeter. Çiğdem abla. Ece.